Merhabalar, SAP ABAP eğitim serisinin başka videosuna hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi ALV'lere başladık. Bir önceki videomuzda SALV'yi gördük. Şimdi de ikinci göstermeyi düşündüğüm Type'ım olan Eroviz ALV'ye başlayacağız. Totalde muhtemelen minimum 3-4 video olacak bir seri. Bugünkü videosunda öncelikle Eroviz ALV çağıracağımız fonksiyona bakacağız. Daha sonra ALV'lerde önemli olan iki konuyu göreceğiz. Field Symbol ve Layout. Sonrasında videoyu tamamlayacağız. Hazırsak maddelerimize başlayalım. SAP sistemimize login oluyoruz. Sıradan bir tane program oluşturalım. ZBK EGT diyelim, F4 diyelim. En son 21 oluşturmuşuz. Şimdidir 22 oluşturalım. Reus ALV Video 1 diyelim. Yürütülebilir program seçtim. Save dedim. Package ve request mantığıyla uğraşmak istemiyorum. O yüzden Local Object'e tıkladım. Ve bana programımı açtı. Hiç konuşmaya başlamadan önce şu Start All Selection'ımı yazıyorum. Evet. Şimdi SALV'ler nasıldı? Bizim bildiğimiz gibi bir class method mantığında uyguladığımız bir ALV yapımızdı. Reus ALV de aslında bizim tamamen fonksiyon modülü. Yani bir fonksiyon çağırarak ALV ekrana basabilme yöntemi. Hatırlarsanız biz fonksiyonları nasıl çağırıyorduk? Yazmakla uğraşmak istemiyorsak, parametrelerini de kopyalamak istemiyorsak şuradan örnek deyip ben çağırmak istediğim fonksiyonu buraya yazabiliyordum. Geldim buraya Reus ALV. Grid ve list diye iki farklı fonksiyon type'ı var Reus ALV'nin. Ben şimdi grid'le başlayacağım. İlerleyen videolarda listin ne olduğunu da anlatacağım. Çok da önemli bir fark yok aslında. Şimdi çağırdığımda şöyle bir yapı geldi ekranıma ve gördüğünüz gibi burada sadece tables açık. Bizim için ALV'lerde önemli olan maddemiz neydi? Bir internal table'ın olması, sonuçta ekrana basmak istediğim datanın elimde olması şart. Onu ALV fonksiyonu ya da metoduna vermem şart. Dolayısıyla bunu açık bir şekilde getirdi. Tabi bu bizim için yeterli olmayacak. Biz sonrasında buradan Field Catalog ve Layout'ı da açıp ekranımızı, ALV'mizi son haline getirmiş olacağız. En azından basic bir formatında. Şimdi benden ne istiyor dedik? Bir internal table. Dolayısıyla bunun istediği bir internal table'ımızı oluşturalım. Bu defa şöyle yapacağım. MM süreci, yani malzeme yönetimi sürecinde önemli olan iki konu, iki tablo. Echo ve Echo. Echo satın alma belgelerinin başlık tablosu. Echo da bunun kalem tablosu. Ben bu iki tabloyu birleştirerek bazı datalarını çekmek istiyorum ve ekranıma vermek istiyorum. Dolayısıyla ben bu iki tabloyu birleştirmek için ikisine de ortak key olan yapıları kullanabilirim. Yani IBAN, farkındaysanız, ikisinde de ortak ve key olan bir yapı. Neler kullanacağımıza bakalım. Mesela Echo'dan neler çekelim? IBAN'ı kullanalım. Ben hemen bir type oluşturuyorum. ALV'mi refer edecek type'ımı. Big enough global type list dedim. ALV vereceğim internal'ın adı olsun. IBAN dedim. Type dedim. Bunun type'larına biz nasıl bakıyorduk? Tabloyu açarız şöyle çift tıklayıp. Buradan ben kullanmak istediğim kolonun data elementini kopyalarım. Bunun data elementi de IBAN olarak geçiyormuş. Daha sonra ben Echo'dan IBALP'i kullanacağım. Key alanlarımı önde tutmak istiyorum. Ben birçoğunu ezbere bildiğim için bazılarını ezberden yazacağım. Mesela belge tipi varmış. Önemli olan konulardan biri. Tablolar, kolonlardan biri. BS type dedim. EBS type aldım buradan da. Devam ediyorum. Başka nasıl bir kolon alabiliriz? Bir de belge türü de önemli. BIS artmış. Data elementi de SART diye geçiyormuş. Şöyle kopyaladım. BIS art. Şuraya da SART olarak değiştirdim. Şimdi Echo tablosunu açalım. Kalem tablosunu. Burada zaten IBALP'i almıştık. Başka neler alabiliriz? Mesela malzemeyi alalım. Ve mengeyi alalım. Miktarı alalım. Şuradan malzemeye bakıyorum. Data elementi de malzemeymiş. Matnere'ymiş. Şöyle kopyaladım. Matnere dedim. Data elementi de matnere dedim. Bir de ne alacaktık? Miktarı alacaktık. Mengeyi alacaktık. Şuradan da geldim.
Mengin data elementine bakıyorum. PSTMG diye bir alanmış. Onu da buraya yapıştırdım. Kullanacaklarım, kolonlarım bu kadardı. Global type list dedim. Şimdi type'ımı oluşturduktan sonra ben buradan ne yapıyordum? Internal table'ımı oluşturabiliyordum. Type table of dedim. Global type list dedim. İstersek structure'ımızı hemen oluşturalım. Şu an için sanıyorum kullanmayacağız ama structure'ı nasıl oluşturduğumuzda aklımızda olsun. Şu type of'u siliyordum. Evet. Şu an benim için ne oldu? Get list. Şuradan bakıyorum. 2, 4, 6 kolon olan bir internal table'ım oldu. Tabii bunu ne yapacağım? Şurada tables alanındaki tout tab'ı vereceğim. Tabii şu an bunun içerisi boş. Bunu doldurmamız gerekiyor. Nasıl dolduracağız? Tabii ki benim echo ve echo tablolarımı select atmam lazım. Bu join mantığını ben daha detaylı göstereceğim. Şimdilik sadece bir göz aşinalığı olsun diye iki tane tablo seçtim. Şimdi select diyorum. Şurayı önce yıldızla bırakıyorum. Bir yapımı kuracağım. Önce başlık tablosuyla başlayalım. Echo. Daha sonra ben bu echo tablosuyla echo tablosunu birleştireceğim. Çeşitli birleştirme yöntemleri var. Ben şimdi inner join kullanıyorum. Echo dedim. Daha sonra her tabloya eklediğinizde işte inner join, başka joinler olsun fark etmez. Bunların bir key mantığını belirtmeniz lazım. Yani hangi kolona bakarak bunları birleştirecek? Çok bağımsız iki tabloyu birleştiremezsiniz çünkü bu mantıklı. Echo'nun ikisinde de ortak olan ne var demiştik? IBAN var demiştik. Dolayısıyla Echo'nun IBAN'ını Echo'nun IBAN'ını eşit olan satırları merge et, birleştir diyebiliriz bu şekilde. Daha sonra aldığın dataları da into table diyorum. Benim oluşturmuş olduğum get list'e at diyorum. Çektiğiniz datalarla eklemeye çalıştığınız internal table'ın kolonları birebir uyuşmuyorsa şurada corresponding field mantığı var. Ama daha performanslı olması için aslında şunu kullanmak daha sağlıklı. Şöyle mesela echo'dan ben IBAN alacağım diyorum. Şöyle şunu tek tek yazmakla uğraşmayalım. Sonra echo'dan IBALP alacağım diyorum. Sonra bakalım BS type'ımız varmış. Bu da echo'daydı. Bisart'ımız varmış. Bu da echo'daydı. Matner ve Menge'de hatırlarsanız benim kalem tablosundaydı. Şu fazla oldu. Şu virgülü de sildim. Şunları da echo'ya çevirdim. Şu virgüller ana sintaksında vardı. Şunları geri siliyorum. Tekrar aktif et dedim. Şu an gördüğünüz gibi benim select'imde düzgün bir şekilde aktif edilebilmiş oldu. Tabii şu an bunu çalıştırsam, çalıştırıp göstereyim. Bir alan kodu bulunamadı. Bu aslında bir revize alevinin fil katalogunun verilemediğinin hatası. Dolayısıyla biz şimdi hemen hızlıca buna bir fil katalog oluşturalım. Şimdi fil katalog oluşturmadan önce ben bir Excel üzerinde ufakça mantığını anlatmaya çalışayım bunu sizlere. Bir tane Excel oluştur dedim. Şimdi benim mesela şu an ekranda kullandığım neyim var? GT listim var. Bunun atıyorum kolonları nelerdi? IBAN var. IBAN var. İşte şuradan bakıyorum. BS type demişiz. Çok önemli değil. Hepsini yazmayacağım. Şimdi ben bunları ekrana basabilmek için field catalog diye bir yapı kullanmam lazım. Bunu da kendi bir type'ı var. Belli kolonlar var. Şimdi ben evet internal table'ın kolonları ben kendim belirliyordum ama field catalog standart bir table yapısı. İçerisinde bayağı bir kolon var ama mesela içlerinden en önemli olan field name diye bir kolonu var. Şimdi benim bu GT listeki bu kolonlarının ekrana basabilmem için bu field name kolonuna satır satır bir şekilde işte IBAN diye, IBAN diye, işte BS type diye eklemem lazım. Bu da bir table, bu da bir table. Bu table'ın kolonlarını bu table'ın itemları şeklinde ekleyeceğim. Şimdi nasıl yapacağımızı gösterelim. Daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Şimdi burada biz ne dedik? Şu fit katalogu kullanacağız. ETF cat diye bir alanı var burada. Tabii bunu açtığımız zaman şu exporting'i de açmamız lazım. Bu arada kullandıkça açacağız biz bunları. Şu an sadece tables açık ve alanı verdik. Şimdi bu fit katalogu oluşturmam lazım. Ben tabii bunun type'ını bilmiyorum. İnternete bakmama gerek yok. Şuradan tabloya çift tıkladım. Şuradan geliyorum. Siliste fit katalog ALV diye bir yapısı varmış. Bunu aldım. Global kısma geldim. GT
FC diyelim, uzatmayalım. Ya da anlaşılır olsun sizin için. Başta şey olarak diyelim, açık bir şekilde gidelim. Fit katalog olsun. Type. Bu olsun. Burada bir de benim bunu structure'ında oluşturmam lazım. Şunlar refer almış. İki defa data yazmasın. Şurayı sildim. Şundaki T'yi de sildim. Şunu type'ını da bu şekilde yazdım. Şu an benim şu type'da bir internal table'ım var. Şu type'da da bir structure'ım var. Ben ne yapacağım? GS katalogu internal table doldurabilmek için benim her zaman bir structure'a ihtiyacım vardı. Önce tablo vermek istediğim datayı bir structure'a ekleyeyim. Structure'ı append'le benim internal table'ıma atacağım. Şimdi demiştik, ben ekrana göstermek istediğim kolonlarımın structure üzerinde belirlenmem lazım, fit katalog üzerinde. Dolayısıyla şöyle dedim, tre dedim. Ne demiştik? Fit name diye bir kolon ismi varmış. Ve ben buraya neler yazacağım? Mesela iban yazacağım. Biraz önce Excel'de gösterdiğim mantık. Sonra bunu benim fit catalog table'ıma ekleyeceğim. Ve burada yapıyı kurduktan sonra bunu da geleceğim burada fit catalog'uma vereceğim. Bu halde bir çalıştıralım. Sadece bir tane kolonumuz olsun. Görelim nasıl bir yapı geldiğini. Şu an gördüğünüz gibi bir tane kolon olan dev bir genişlikte ALV bastı bana şu an. Çünkü hiçbir yapısal özellikle vermedik. Şimdi adım adım ilerleyelim. Biz bir kolon verdiğimiz için bu bir kolonu gösterebildi. Geri geliyorum. Benim şu diğer kolonlarımı da buraya eklemek istiyorum. Burada bir structure'ı defalarca kullanacaksınız. Bunu her zaman başında clear etmenizde fayda var. Hatta belki unutmazsam videonun ortalarında clear etmezseniz nasıl hatalar aldığınızı da göstereceğim. IBAN var. Ne demişiz? IBAB demişiz. BS type varmış. Bunu oluşturduk. 2, 3. Sonra BSART var. MATNR var. Ve MENGE var. Activate dedim. Çalıştırdım. Şu an gördüğünüz gibi benim tüm alanlarım, ALV'mde yani internal table'daki tüm kolonları ben ALV'me basabilmiş oldum. Tabii bu şu an çok sade bir fil katalog oldu. Bunu biraz güzelleştirelim. Mesela şu kolon isimleri gelsin. Böyle, çünkü bu kolon neyi refer ettiğini, ne kullanıcı ne de ben anlamıyorum. Siz de anlamıyorsunuzdur. O yüzden geri geldim. Fit katalogda zaten çok fazla özellik var. Bunların en önemlilerini size aklıma geldikçe göstermeye çalışacağım. Şimdi ne dedik? Bir kolon girelim buna dedik. Kolon başlığı girelim dedik. Şöyle açıyorum. Zaten buradan da tek tek siz de inceleyebilirsiniz. İnternetten kurcalayabilirsiniz. Ben şimdilik SRV'de de hatırlarsak kısa, orta, uzun tanım diye bir mantık vardı. Bunu gösteriyorum hemen. Mesela ne diyelim buna? Sas no diyelim. Sort medium length. Dolayısıyla şunları birazcık daha açabilirim. Hepsini farklı yazmak da zorunda da değilim bu arada. Gelip bunu da aynısını girebilirim. Uzun tanım da böyle olsun diye. Mesela şunları kopyaladım. Sonuçta hepsine ben kolon tanımı girmek istiyorum. Şöyle yapalım. Buna direkt üçüne de kalem diyelim. Ben şimdi hepsine ayrı ayrı tanım girmekle uğraşmayacağım. BS type'ımız neydi? Hatırlamıyorsak hemen geliriz şuradan. Tablomuzu açarız. BS type neymiş? Belge tipiymiş. Buraya da geldim. Hatta şuradan yazmakla da uğraşmayalım. Şunu kopyaladım. Kısa, orta, uzun tanımına aynısını girdim. Şunları da kopyalayalım şöyle. Mesela BSART'ımız neymiş? Hemen onu da bakalım. Şu kolonmuş. Bu da belge türüymüş. Geldim şuraya. Kopyaladım. Bu da malzeme numarası. Direkt sadece malzeme yazalım. Ve bunu diğerlerini de kopyalayalım. Bu da miktardı. Activate dedim, çalıştırdım. Şu an gördüğünüz gibi daha mantıklı, daha anlaşılır bir ALV yapısını görmüş olduk. Tabii başka neler yapılabilir bir fit katalog üzerinde onu kurcalayalım. Şimdi mesela bizim
düşünülecek SAS ve SAS numarası ve kalemi key. Ben bunun key'dini ALB'de daha belirgin olması için şöyle yapacağım. Yine geldim şuraya, şu satırı çokladım. Key diye bir kolonu var. Bunu şu izayda kurtaralım, aynı olsun. Above true diyorum. Sonra neydi? Benim kalemim de benim için bir key alanıydı. Bunu da key alanını x dedim, çalıştırdım. Gördüğünüz gibi key olduğunu refer eden bir yapıda gösterdi. Rengini farklı gösterdi ki keylerin, yanlış hatırlamıyorsam, çok fazla kolonu olduğunda, ben yan skrubları kullandığımda bu keyler hep sol tarafta kalıyor. Öyle bir pratik kullanımı var. Onun dışında benim call position diye bir yapım vardı diye hatırlıyorum. Bakayım. Tam yazılımını hatırlamıyorum. Şöyle bakalım. Call pos, evet. Bu da sıfırdan başlıyor. Şu an hepsinin call position'ı sıfır. Ben belirtmediğim için. İlk internal table'ıma eklediğim alanımı en solda gösteriyor. Ama ben mesela şu key yapısıyla oynamayayım. Şurası sıfır, bir şeklinde olsun. Sonrasında belge tipi geliyordu ama ben diyorum ki benim için malzeme daha önemli. Bunu 1, 2 diyelim şuna. Ve sonrasında yanında miktarım olsun 3 şeklinde. Daha sonra belge tipine kaç dedik? 3, 4 belge tipi ve belge tününü bana göster demek istiyorum. Şimdi çalıştırdım. Gördüğünüz gibi bu defa malzeme miktar benim keylerimden hemen sonra geldi. Önceden belge tipi geliyordu. Ben call position'ın böyle fill katalog yapısını kullanarak da değiştirebilirim. Daha sonra nasıl bir alanımız var? Yine geldim şuraya. GS fit katalog. Sanıyorum output lendi yazıyor. Evet, bu da benim kolonun genişliğini fit katalog üzerinde verebildiğim alanım. Şöyle geniş bir alan olsun. Daha anlaşılır bir ifadeyle. Gördüğünüz gibi buraya geldi. 40 karakter uzunluğunda bir kolon yaptı. Geri geliyorum. Şunu vermeyelim, çirkin gözükmesin bu şekilde. GS sonra edit diye bir kolon var. Bunu tabi sadece bu şekilde belirtmek yetmiyor. Editable olması için. Bazı özellikleri de var. Şu an sadece fit katalog üzerinde verilebildiğini göstermek istedim. Geri geldim. Bunu da geri kapattım. Sonra bakıyorum nelerim var. Şunu kopyalayıp. Mesela hotspot'umuz vardı. Bu da benim o kolonun altını çiziyor ve tıklanabilir özelliğini aktif etmiş oluyor. Tabi şu an tıklandığında ne olacağının kodunu yazmadığım için hiçbir aksiyon almıyor. Devam ediyorum. Sonra dosum diye bir yapı var. Tabi bunu bir sayısal ifadeyle kullanmam gerekiyor benim. Şöyle, o yüzden miktar kolonuna geldim. Dosum dedim. Bu da kendisi bir true ya da false alıyor. Aktif et dedim. Çalıştırdım. Şöyle en altına geliyorum. Gördüğünüz gibi miktar kolonunu toplamış ve burada bana toplamını en altta göstermiş oldu. Evet, sanıyorum şu an fit katalogla alakalı göstereceklerim bu kadardı. Şimdi benim için çok önemli, ya da bir şok abap danışmanı için diyelim zaten. Önemli olan bir diğer konumuz layout. Şimdi biz fit katalog ile biz kolon bazında özellikler veriyorduk. Şimdi layout ile genel ALV'nin yapısal özelliğiyle alakalı bazı özelliklerini değiştireceğiz. Şimdi ben layout oluşturacağım programda. Dolayısıyla fonksiyonun içerisinde açtım. Type'ına baktım. Şunu aldım. Şimdi fit katalog bir internal table'dı. Bir table yapısıydı. Layout ise bir structure. Dolayısıyla ben bunun table type'ını oluşturmayacağım. Ve geldim. Şurayı aldım. Şöyle geldim. Tire dedim. Control space dedim. Gördüğünüz gibi bunda yine fit katalog gibi birçok özellikleri var, alanları var. Ben buradan çok sık kullanılan bazı önemli parametrelerini göstereceğim. Mesela window title var. Öncelikle bunu yazmadan önce nasıl olduğunu tekrar göstereyim size. Yukarıda benim alevi veya program oluştururken girmiş olduğum tanımı şu an alevin üstünde gösteriyor. Ben tabii bu title'ı değiştirmek istiyorum. Geldim buraya. Title barına geldim. Reus alevi eğitim videosu series diye bir tanım girdim. Tabi bunu sadece oluşturmuş olmam yetmez. Bunu tabii ki benim ALV fonksiyonu basarken ki alanımda bunu vermem gerekiyor. Aktif et dedim, çalıştırdım. Gördüğünüz gibi benim title'ımı değiştirdi. Başka çok sık kullanılan, mesela zebra görüntüsü vardı. Şu rengini kalem bazında değiştirme. Onu yapalım hemen. Zebra dedim. Şöyle above
true dediğim true false olan bir kolondu. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi satırların renkleri sürekli değişti. Zebra görüntüsünü aldı. Sonra çok kullanılanlardan biri call with optimization nasıl yazılıyordu şöyle bakalım. Evet. Ben hatırlarsanız biraz önce ben kolonu 40 karakter yapmıştım. Tabii ben tek tek yüzlerce kolon olduğunda ben genişliklerini sistemli şekilde uğraşmak istemiyorum. Call with optimize diye bir alanı var layout'un. Bunu ben above true'ye dediğimde şuna da şöyle aynı hizaya getirelim. Bunu above true dediğimizde şöyle de aktif ettim. En uygun şekilde optimize ederek bana kolon genişliklerini ayarlıyor. Geri geliyorum. Sonra neler var? Şöyle geliyorum. Edit diye bir yapısı vardı diye hatırlıyorum. Evet. Edit diye bir kolonu var. Bunu aktif ettiğimde, above true deyip aktif ettiğimde bu defa geldi, gördüğünüz gibi tüm kolonları editable formata çevirmiş oldu. Tabii böyle kullanmayacağız biz ilerleyen videolarda. O yüzden bu edit'i geri kapattım. Evet, temel anlamda bir revizal ve en basit haliyle field katalog ve layout kullanılarak nasıl basılır bunu gösterdim. Tabi içeride bir de ben bir inner join mantığı kullandım ama bunu ben tabii ki bu ALV serisinden sonra belki de bilmiyorum. Detaylı bir şekilde bu join mantığını da göstermeyi düşünüyorum. Umarım eğitici ve faydalı olmuştur, anlaşılır olmuştur. Sonraki revizal videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.